Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber yeni kule pasifini biraz inceliyor olacağız. Dış kulelerde özellikle bir değişiklik var. Kule barikatı diye bir özellik getirildi. Bu ilk kulenin biraz daha zor düşmesini sağlayacak. Öncelikle canı 5000'e çıkarılmış. Ondan başlayalım. Şimdi 40'tan 70'e çıktı. İlk barikatı kırdık. 100'e çıkıyor. 130. 30'lar artacak şekilde. Zırh ve büyü direnci artıyor. İlk kulenin erken düşmesini engellemek için yapılmış. Ayrıca artık kule altı kalmakta biraz daha kolaylaşacaktır. Tabii her barikatı kırışımızda 160 altınla tek başımızdaysak 160 altınla, iki kişiysek 80 altınla olacak şekilde değiştirilmiş. Onun dışında bu kulelerin hasarları da artık dakika başına daha fazla artıyor. Yani güzel bir şey olmuş. İster agresif oynayabilirsiniz, isterseniz pasif kalabilirsiniz. Agresif olursanız onu ödüllendirecek. Pasif kalırsanız kuleniz sizi biraz koruyabilecek. 14. dakikaya kadar bu arada bu etki. 14. dakikada normal eski haline dönüyordur diye tahmin ediyorum. Şöyle 160 altın geldi gördüğünüz gibi ve zırh değerleri artıyor. Şimdi oyunu ileri sarıp dakika başına hasar artışına da bir bakalım. Şu anda 188. 197 oldu. Yani 9 artıyor. Bu kule herhalde hepsininki aynıdır. Bir daha bakalım. Evet, 206 oldu. Bu da aynı şekilde. Şu kulelerinki herhalde sabit mi? Bu da artmış. Doğru. Artık dakikada 9 artıyor. Önceden daha az artıyordu herhalde. Kuleler daha fazla vuracak. Bu değerlerde bir değişim var mı? Ondan emin olamadım. Güzel, farklı bir şey getirecek. Agresif oynarsanız onu da destekleyecektir. Ayrıca oyun bir an önce açılmayacaktır. Yani ilk kuleyi düşürmek zor olacaktır. Bu şekilde bu özellikle kulelerin güncellemesi benim dikkatimi çekmişti. Ona bir bakmak istedim. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.